Selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ben de gayet iyiyim. Evet arkadaşlar, güncel piyasa haberleriyle ara ara karşınızda olacağımı söylemiştim. Şimdi çok güzel bir haber var. Biliyorsunuz yerli ve milli otomobilimiz TOGG böyle ara ara kampanyalar yapıyor. Şimdi de çok güzel bir kampanya yapmışlar Eylül ayına özel. Eylül'ün 30'una kadar kampanya devam ediyor. Aracın 700 bin lirasına 12 ay %0 faizle çok güzel bir kampanya yapmışlar. Ve aynı zamanda 2.99 orandan da 30 aylık bir taksitli bir kampanyaları da var arkadaşlar. Valla gerçekten çok cazip bir kampanya geldi bana da. Hatta şeyi bile düşündüm, yani hani dedim acaba RV10'u satsam da böyle bir kampanyaya ben de mi girsem diye düşünmedim değil arkadaşlar. Çünkü gerçekten hani TOGG son derece güzel bir araç. Genişliği olsun, büyüklüğü olsun, böyle tam böyle bir aile otomobili tarzında. Tabi bazı sorunları var ama o sorunların da yazılımsal olduğunu düşünüyorum. Zaten forumlardaki arkadaşlar falan da bunlarla ilgili bayağı bir haber geçtiler, bayağı bir bilgi geçtiler. İşte çalıştırmasından vesaire tut da diğer yönlerine kadar her belli bir sırayı takip etmek falan gerekiyormuş. Yani bunlar aşılmayacak şeyler değil bence arkadaşlar. Önemli olan burada pillerinde vesaire başka fiziksel bir arızalarda servisinin TOGG'un sizin aracınızın arkasında durması. Onda da ben pek bir sorun çıkartacaklarını düşünmüyorum. Sonuçta hani bu araçtan ayda yüzlerce üretiliyor. Yani her ay satış rakamlarına baktığınız zaman 600, 700, 1000, 1500. Hele bu kampanya yaptıkları dönemde arkadaşlar satış adetleri 1000'leri, 1500'leri geçiyor. Vallahi benim de açıkçası kafamı çelmiyor değil bu kampanyalar. Çünkü tamam hani RV10 çok güzel, mesela pratikliği olsun, şehir içindeki parkı olsun, her şeyi çok güzel ama insan şeyde istiyor arkadaşlar. Mesela biraz daha büyük, böyle daha uzun yollara, otobana falan çıkabileceği bir aracı olsun da istiyor. Yani bilmiyorum, belki ilerleyen zamanlarda ben de bir değerlendirme durumuna gidebilirim. Allah nasip ederse. Tabii onu da zaman gösterecek. Evet, isterseniz şimdi bir TOGG'un kampanyasına bir bakalım arkadaşlar. Bu araçlar kaça geliyor? Ne kadara geliyor? Nasıl bir sizlere bir imkan sunuyor TOGG? Ben şimdi TOGG Trumor uygulamasına giriyorum arkadaşlar. Şimdi isterseniz bir aracın fiyatına bir bakalım. Evet, T10X V1 RV'de standart menzil arkadaşlar. 314 km menzilli olan, motor gücü 160 kW. Bu 1432.600 TL. Ama bunda almanız gereken zorunlu paketler de var. Onlar neler? Onlara da bakalım. Ama diğer versiyonlara da bir göz gezdirelim arkadaşlar. T10X V1 RW uzun menzil demiş. 523 km'lik. O da 1673 lira. Arada 200 küsür bin lira kadar bir fark var. Ama menzil de bayağı bir fark ediyor. Valla çok güzel. Yani imkan olsa da keşke hani uzun menzilli bir TOGG alınabilse. Gerçekten çok güzel. Şimdi bakalım. Ben standart menzili seçiyorum. Burada 1432.600 demiş. Almam gereken paketleri söylüyor bana. Teknoloji ve konfor paketi. Bunu almak mecburi zannedersem arkadaşlar. 25.000 TL. Ondan sonra dış renk seç diyor. Ben gemlik mavisini seçtim. Jantlarımız 18 inç standart jantlar arkadaşlar. Koltuklar koyu gri kumaş koltuklar diyor. Evet. İsterseniz burada araca panoramik cam tavan ekleyebiliyorsunuz. Bir de bu 22 kW AC şarj kapasitesi arkadaşlar. Bu 20.000 lira. Bunu da seçmek zorunlu. Bunu da mecburen seçmek durumunda kalıyorsunuz. Bunu seçmemezlik olmuyor arkadaşlar. Ben mesela panoramik cam tavanı da seçeyim. Hani böyle güzel bir gösterişli bir aracı aldıktan sonra hani buna bir panoramik cam tavan da eklemek gerek diye düşünüyorum. Evet, bakalım toplam fiyat ne kadar çıktı? 1508.27 Türk lirası arkadaşlar. Standart menzili için, 314 kilometrelik menzili için. Ön sipariş tutarı da 60.000 TL. Bu 60.000 TL'yi arkadaşlar kredi kartınızdan falan çektiriyorsunuz. Bu Trumor uygulamasına giriyorsunuz arkadaşlar. Burada Trumor'un e-cüzdanı var.
zannedersem onu oluşturuyorsunuz. Buradan giriyorsunuz o ön sipariş tutarını. Ama dediğim gibi kampanya 30 Eylül'e kadar olduğu için mesela hazırda birikmişte bir paranız varsa atıyorum bunun peşinatını verecek kadar. Çünkü 700 bin lira krediyi zaten onlar kendileri veriyorlar. Sizin de bir 700 bin lira kadar bir atıyorum bir eski bir aracınızı sattınız, başka bir aracınızı sattınız veya elinizde bir para var. O 700 bin lirayı mesela işte bu fonlarda vesaire durumlarda ay sonuna kadar mesela işletip oradan da bir 20-30 bin lira bir gelir elde edebilirsiniz arkadaşlar. 700 bin TL kredi %0 faiz 12 ay vade arkadaşlar. 700 bin TL kredi 2.99'dan 30 ay vadeli. Bir de burada her bir şey daha var. Referans kodu diye bir şey var arkadaşlar burada. Bu Turumor e-cüzdana girdiğiniz zaman mesela burada bu ödülleri de kazanabiliyorsunuz. Mesela TOK sahibi bir arkadaşınız var. Ondan bir referans kodu rica ediyorsunuz. Bu siparişi verirken o referans kodunu girdiğiniz zaman size 10.000 TL'lik bir ödül para puanı veriyor. Bu da çok güzel bir şey. Aracında zaten bu %0 faiz 700 bin lirası zaten normal bir bankadan o kadar para alamazsınız. 700 bin lira kadar bir para alamazsınız ama onu da mesela 12 ayda size getireceği faizden kazancı 300 bin lira civarı. Yani bu şeylerle birlikte arkadaşlar ekstralarla birlikte 300-350 bin lira gibi bir kazancınız oluyor. Yani araç size yaklaşık olarak 1477 lira değil 1 milyon 100 küsür bin liralara falan geliyor. Kabaca hesaplarsak. Bence gerçekten güzel bir promosyon arkadaşlar. Yani çok güzel düşünülebilir bir promosyon. Geçen aylarda zannedersem bir 800 bin lira gibi bir kredi promosyonu vermişlerdi. O da çok güzeldi. Bu aya özel 700 bin lira arkadaşlar. Bakalım bundan sonraki aylarda bu promosyonlarla ilgili nasıl gelişmeler olacak. Ama ben yılbaşına doğru daha farklı promosyonların da geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. TOK artık bu saatten sonra promosyonlu satışlarla ürünlerinin satış adetini arttırabilir diye düşünüyorum. Çünkü artık insanlar da alıştılar bu tarz promosyon haberlerine TOK tarafından. Vallahi gerçekten araba çok güzel arkadaşlar. Harika bir elektrikli bir otomobile geçiyorsunuz. Tamam sorunları var ama bence hani sorunlarının çözülemeyecek sorunlar olmadığını düşünüyorum. Yeter ki başta dediğim gibi firmanın mesela fiziksel bir arızada atıyorum sinyal kolu bozuldu veya başka bir şeyi bozuldu. Atıyorum paneli bozuldu misal farzi misal. Araçla ilgili şu an çok bilgim yok ama o tarz fiziksel bir arıza olmadıktan sonra bence aracın alınabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Tabi mesela ben şimdi kendimden örnek vereyim. Kendi aracımı satıp onu aldığımı düşüneyim. Tabii 314 kilometre menzilli bir araç da bana TOK cephesinde yeterli olur. Neden yeterli olur? Şöyle diyeyim. Çünkü TOK'larda hem AC'si 22 kW'tan arkadaşlar şarj olabiliyor. Hem de DC'si 180 kW'tan arkadaşlar DC'de çok yüksek hızlarda şarj olabiliyor. Yani bu çok büyük bir avantaj. Siz herhangi bir DC şarj istasyonuna girdiğiniz zaman arkadaşlar yani 180 kW'ı aracınız aldığı zaman gerçekten şarj hızında çok belirgin bir fark olacaktır. Tabii bunu test etme imkanım olmadı ama zannedersem 15-20 dakika içinde %80'lere gelebilir diye düşünüyorum araç. Valla imkanı olan arkadaşlar bence bu fırsatları değerlendirsin. Hele özellikle alabiliyorsa uzun menzillisini alması bence çok çok güzel. Evet arkadaşlar ara ara bu tarz piyasa haberleriyle karşınızda olmaya devam edeceğim. Bana destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.